Onlar cennete ilk önce koşanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Bu dostum Cebrail, aziz ve celil olan Allah katından haber verdi ki, seni sevenlere ve yarenlerine 7 haslet verilmiştir. Ölüm anında kolaylık, yalnızlıkta arkadaşlık, karanlıkta nur, korku anında güvenlik, amel terazisinin kefelerinin denk olması, sırattan geçiş ve insanların cennete girişinden 80 yıl önce cennete giriş. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü velayetimizde halis olan benim ve ehli beytimin yarenleri için arşın etrafına minberler kurulur. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Ey Allah'ın kulları! Bana doğru gelin ki kerametimi sizler arasında yayayım. Çünkü sizler dünyada eziyet çektiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önde olanlar öndedirler. İşte onlar en yakın olanlardır ayetini soran İbn Abbas'a buyurdu ki Cebrail bana şöyle buyurdu. Onlar Ali ve takipçileridir. Onlar cennete ilk önce koşanlardır ve Allah'ın lütuf ve kerameti sebebiyle ona yakın olanlardır. Resulullah şöyle buyurdu. Kıyamet günü kurtuluşa erenler Ali'nin yarenleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü senin taraftarların suya kanmış ve susuz olmayan bir halde gelirler. Düşmanların ise susuz bir halde gelir, su talep ederler ama hiç kimse onlara su vermez. Küfe kadısı Ammar Duhni'ye Rafizi deyince Ammar ağladı. Kadı ağlamasının sebebini sorunca Ammar şöyle dedi. Ben hem kendim için ve hem de senin için ağlıyorum. Kendim için ağlamamın sebebi şudur ki sen beni layık olmadığın büyük bir makamla nitelendirdin. Rafizi olduğumu söyledin. Yazıklar olsun sana. Halbuki İmam Sadık Aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Rafizi olarak adlandırılan ilk kimseler Hazreti Musa'nın nübüvvet nişanelerini görünce ona iman eden, ona uyan, Firavun'un emrini reddeden ve bu sebeple başlarına gelen tüm belalara boyun eğen, göğüs geren sihirbazlardır. Firavun onları Rafizi olarak adlandırdı. Çünkü onu refs yani reddetmişlerdi. O halde Rafizi Allah-u Teala'nın sevmediği her şeyi reddeden ve Allah'ın emrettiği her şeyle amel eden kimsedir. Bu zamanda böyle kimseler nerede bulunur ki? Kendim için ağladım. Çünkü Allah'ın kalbimden haberdar olmasından ve böyle şerafetli bir ismi kendim için kabul ettiğimden dolayı beni kınamasından ve bana şöyle buyurmasından korkuyorum. Ey Ammar, sen batıl şeyleri reddettin mi? Ve itaat ederek amel ettin mi ki bu kadı senin hakkında böyle diyor? O halde bu Allah'ın beni idare edeceği ve derecemi düşüreceği takdirdedir. Ama eğer bana sıkı davranırsa, efendilerimin bana şefaat etmeleri dışında şiddetli azabıma sebep olur. Ama senin için ağlamamın sebebi ise beni adımdan başka bir isimle adlandırıp büyük bir yalan atmandır. En şerafetli ismi en aşağılık isme değiştirdiğinden senin için Allah'ın şiddetli azabından korkuyorum. Senin bedenin söylediğin bu sözün azabına nasıl tahammül edebilir ki?